Hepimiz biliyoruz. Ferhat'ın eşi hastanede doğum yapmak üzere. Komutanım, bizim de bir hediyemiz olsun ufaklığa. Elbette. Hadi bakalım, herkes gönlünden ne koparsa versin. Hadi arkadaşlar. Doktor. Babası gibiyorsun, şöyle su katılmamış bir delikanlı. He? Al bakalım doktor, vatana millete hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oy koçum ya. Allah uzun ömür versin. Anam! Ya, ya abi! Ne kadar çok para toplandı ya. Bu parayı at da alan oraya var ya. Vallahi. Doktor. At elini cebine. Ya pardon dostum ama benim durum sizinkiyle aynı değil yani. Benim bırak özel ya. Sebeplerim var. Benim kocaman bir ailem var. Bir sürü boğazım var. Onlara bakıyorum ben ya. Ay sonu zor geliyor. Hasta bakıcı. Bak canımı sıkma. İlk operasyonda çantana fazladan 20 tane serum alırsın. Ya bırak sen. 20 tane serumu acaba bir arada gördün mü dostum? Orada ne kadar çok ağırlık var biliyor musun? 3 doz 22 mililitreden 20 tanesi çok mililitre eder ya. Öf. Şş, hadi hadi hadi. Tamam veriyorum tamam dur. Aha, tamam yeter yeter. Ver lan. Yeter ya. Anam anam ona ya. Hop. Ya benim gene bütün maaş gitti. Ya dostum senin benim paralarımla ne alıp veremediğin var acaba ya? Doktor. Hadi Ferhat'ı getir. Tamamdır abi. Şahin. Aslı nerede? Bilmiyorum komutanım. Ortalarda yok. Yani oğlum şimdi bu heyecan ne ya? Bende bak iki tane var mesela. Dertleri bitmiyor ki. İstersen al birini sana vereyim. Hazır ol ha. Buyur aslanım. Ağzımızı çuğa say. Allah analı babalı büyütsün. Allah hepinizden razı olsun komutanım. Allah senden de razı olsun. Ali. Emredin komutanım. Sen de Ferhat'la beraber gidiyorsun. Gevşeklik yapmayın sakın. Gelen istihbaratlarda hainlerin ilk hedefinde sungurlar olduğunu biliyoruz. Hastaneye sivil gidin. Ve çok dikkatli olun tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Koş. Hadi. 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 Afiyet olsun. Ferhat kardeş. Ya Ferhat kardeş, eşinin durumu nasıl? Allah'a çok şükür iyi Zelal yenge. Hastaneye geleceğiz. Bir ihtiyacınız var mı Ferhat? Sağ olun. Allah'a çok şükür bir eksiğimiz yok.
Ali! Hadi be oğlum, geç kalıyoruz. Ya Ferhat, babam telefon etti. Ninem çok hastaymış. Tamam tamam, dert etme. Sen ninene git. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ben yalnız giderim. Tamam. Ama komutan? Merak etme sen, haberi olmaz. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Nerede bu ya? Ya afiyet olsun. Aslı'yı gördünüz mü? Aa, yok görmedim. Çarşıya indi Şahin. Hayda. Ya bu kız niye yalnız gidiyor ki çarşıya? Neyse hadi afiyet olsun. Ferhat! Gidiyor musun? Gidiyorum Devrem. E Ali nerede peki? Ninesi hastalanmış, ona gitti. Yapma ya. E oğlum dur yalnız gitme. Ben de gideyim. Gidecek vaktim yok Devrem. Tamam o zaman. Sen git. Ferhat! Oh be. Çok şükür. Oh be. Gitmeden seni yakalayabildim çok şükür. Hastaneye gelemeyebilirim. Bunları bebeğe aldım. Zahmet ettin Aslı. Ne güzeller değil mi? Bebekleri çok seviyorum. Sen bu sevdadan vazgeç Şahin. Hele bir gelsin ben daha neler alacağım ona. Çok teşekkürler Aslı. Neyse hadi artık ben gidelim. Eyvallah. Allah analı babanı büyütsün. Allah razı olsun. Senden de. Aslı. Bir daha böyle resmi kıyafetlerle çarşıya çıkma. Sana ne oluyor? Anam mısın babam mısın? Kocam mısın? Ne karışıyorsun bana? Bilmiyor musun? Hainler takmış durumda bizi. Onun için söylüyorum. Aa, onun için yani. Anladım. Ya Aslı, tamam yanlış anlıyorsun. Ben şey demek istedim. Tamam. Bebeğe hediye almak zorundaydım. Ama sen evlilik, bebek, aile gibi şeylerden anlamazsın tabii. Ah bir bilsen Aslı. Benimle evlenseydin anne olamayacaktın. Bunun için kaçtım senden. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. Bu sungur tek başına la. Hemen Nazar komutanı arayalım. Ne kadar bu? 10 lira. Nazar komutan, cevap ver ben Seyfo. Ne var Seyfo? Komutan, ilçede bir sungur tek başına sivil olarak dolaşıyor. Yalnız olduğuna emin misiniz? Eminiz Nazar komutan. Karargâhtan beri takipteyiz. İyi. O sürüden ayrılan çaylığa bir oyun oynayalım o zaman. Hastane bahçesinde ayıp olmuyor mu sabah sabah kavga etmek? Sen kimsin lan? Polis çağırın.
Sıla! Dur, dur! Polis var! Hadi gel! Dur! Askerim. 135. depo komutanlığı. Onlara haber verin. Komutanım, komutanım, burada bir asker bıçakladılar. 135. depo komutanlığında askermiş. Allah'a emanet ol oğlum. Merhamet gönlümden. Dua dilinden eksik olmasın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne. Ağlama oğlum. Baban şimdi gelecek. Ağlama bebeğim. Oğlum, yerim ben seni. Bittiniz lan siz. Ulan bunu yanınıza koyar mıyım lan sizin? Koyar mıyım lan? Koş lan koş. Dur. Durun. Yaklaştırmayın lan şunları. Lan bunlar sürüsü gibi. Ne edeceğiz bro? Sıkıştık burada. Lan adamlar fena atıyor ha. Ne yapacağız lan? Çekiliyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi koşun. Çekil lan, çekil! Dur lan! Dur! Dur! Dur dedim! Dur! Dur dur! Aç kapıyı! Aç kapıyı, aç! Oh, tamam, durdum. Aç kapıyı! Aç! Kapıyı aç! Aç! Kaçın sen şimdi! Ne oluyor? Gazla lan! Gazla! Gazla hadi! Durayım deme! Yoksa ben bir yersin kafana! Ne yapıyorsunuz? Okul otobüsü, bu çocuklar var! Sana kim konuştu lan? Ulan! Sakin ol! Gazla! Yoksa sıkarım kafana! Bağırma lan! Bana bak! Sakın durayım demem lan! Çocuklar var! Lastikler açın seni! Thank you.
Morga aldılar komutanım. Sıra bizde Celil. Komutanım, ben gelmesem yapamıyorum, dayanamıyorum hallerini. Şehidimizin karısını görelim doktor. Buyurun o zaman. Celil. Ay canım benim. Ferhat mı geldi doktor? Serdar abi. Canım benim. İnşallah vatana millete hayırlı biri olur bacım. Ferhat nerede abi? İşi mi çıktı yoksa? Serdar abi. Yoksa... Allah oğlunun ömrünü bereketli kılsın bacım. Şehitlik herkese nasip olmuyor bu fani dünyada. Oğlumun adını koymamıştık abi. Adı Ferhat olsun. Babası gibi olsun. Dua yerine geçer inşallah. Bu bebek Ferhat'a. Bunlar da sana. Gölge bir dinlemede devam et Yuva. Ferhat'ın katilleri kaçarken talebe dolu bir otobüsü rehin almışlar. Eski sanayi bölgesinde kıstırıldılar. Gerekeni yapın Serdar. Her türlü inisiyatif sende. Emredersiniz komutanım. Gereken gerektiği şekilde yapılacaktır. Kanı yerde kalmasın abi. Kalmayacak bacım. İnan bana. İnan kalmayacak. Hadi. Kes lan! Kes! Çocuklara zarar vermeyin! Rehineleri bırakıp teslim olun! Kes sesini komiser! Hepiniz hemen geri çekileceksiniz! Ayrıca bana yakıt göndereceksin! Yoksa çocuk mucuk dinlemem, hepsini gebertirim! Nasıl komiserim? Bu iş zor üsteğmenim. Otobüste 20 kadar çocukla öğretmenleri, bazı çocukların da anneleri var. Şerefsizler. Kadınları, çocukları canlı kalkan yapmışlar. Her zamanki huyları. Neyse, esas meselemiz nasıl durdururuz? Kurşunlar yakıt deposunu delmiş oldu. Buraya kadar gelebildiler. Sonra da buraya sığınmışlar.
Ulan komiser! Yakıtı gönder! Polisleri de çek! Yoksa bu çocukların analarına babalarına neden öldüklerini sen anlatırsın! Şahin! Hadi şöyle. Sungurlar geldi la. Bunu gördüm acaba. Muro'ya haber verelim. Gelenler var. İndirelim şunu Heval. Yerimizi belli etmeyelim. Bizim işimiz neler olup bittiğini haber vermek. Ulan bir çıkın. Bir çıkın ortaya da göstereyim hepinize. Hadi. Bro. Bir sakatlık mı var lan? Sungurlar geldi la. Etrafımızı çeviriyorlar. Ulan komiser bozuntusu! Senin derdin bu çocukları öldürtmek mi lan? Hemen yakıt istiyorum! O sungur bozuntuları da defolup gidecek! Anladın mı lan beni? Bu şerefsizler bizim geldiğimizi nereden anladılar komutanım? Bizi görmüş olmalılar. Gölge bir. Dur ne aslanım? Olumsuz. Hedefler gözükmüyor. Hadi Celil. Hedefleri görünmeden hareket etmemiz imkansız. Kör nokta var üsteğmenim. Otobüs duvarının önünde. Bir ekip duvarı delip otobüsün arkasına çıkmak üzere. Muru. Polisler otobüsün arkasındalar. Fabrikanın duvarından sızmaya çalışıyorlar. Gelsinler bakalım. Gelecekleri gibi görecekleri de var. İn lan aşağı. Ulan komiser! Oyun mu istiyorsun ha? Ulan otobüse saldırı olmayacak demedin mi? Nasıl gördüler? Çekin ulan o polisleri! Yoksa rehineleri öldürürüm! Yalvarırım dediğini yapın! Öldürecek bizi! Dinleyin. Otobüse yaklaşanlar. Geri çekilin. Hemen ayrılın. Çabuk. Sen kimsin? Üsteğmeni dinleyin. Derhal çıkın oradan. Çekiliyoruz hadi. Polisler çekiliyor Muro. Ekipler geri çekiliyoruz. Yürüyün. Ramazan! Demek öyle. Beni dinleyecektin komiser! Alçaklar! Çocuktu be, çocuktu. Öğretme, gelin buraya. Yapmayın. Kesin. Lan, yaslan, bağırıp yaslan. Durmayın lan. Kımıldama, kımıldama. Derhal çekilip yakıt göndereceksiniz. Yoksa her 10 dakikada iki rehineyi daha öldürürüm. Anladınız mı lan? Ulan yerdekileri alalım lan manyak. Kimse yaklaşmayacak. Daha elimde bir otobüs dolusu rehine var. Şimdi de yakıt gönderin lan. Biraz zaman ver. Yakıt gelecek. 5 dakika. Yoksa 2 kişi daha öldürüyorum.
Geliyoruz Muro. İndirin lan onu hadi. Balkondan aşağı atın onu. Sen git şununla ilgilen. Tamam Ebal. Yakıtı getirmekten başka çaremiz yok üsteğmenim. Getirelim komiserim. Eski sanayi bölgesine yakıt gönderin. Ferhat'ı şehit eden, çocukla anasını öldüren bu katilleri bırakacak mıyız şimdi komutanım? Aga ne düşünüyorsun? Ne yapacağız? Bırakacağız mı bu hayvanı biz burada? Bizim geldiğimizi otobüsten gördü diyelim. Ama fabrikadan sızmaya çalışan polisleri görmesi imkansızdı. Dışarıdan destek alıyorlar komutanım. Aynen öyle Celil. Şahin. Emret komutanım. Çevrede gözcüleri var. Bul onları tamam mı? Emredersin komutanım. Koçum be. Yalnız oğlan. Çok şükür. Komutanım, gözcüler benim bulunduğum yerde olmalı. Doğrudur koçum. Şahin, sen yerinde kal. İyice sinirlendim ben. Şerefsizler. Geri geliyor lan, yürü. Komutanım, burası temiz. Dışarıyla bağlantıları kesildi Celil. Otobüse yaklaşacak kör bir nokta bulalım. Komutanım. Aracın üstünde havalandırmalar var. Yakıt geldiğinde dikkatleri dağılacak. Gördüm ağa. Muro! Yakıt ne zaman gelecek? Getirecekler. Mecbur getirecekler. Yoksa hepsini tek tek öldürürüz. Hadi getirin yakıtı. Yoksa bu öğretmen olacak lan. Abi öğretmeni öldürecekler. Geliyor. Yakıt geliyor. Sakın bir delilik yapma. Gel şuraya. Otur. (Gülüyor)
Ramazan, hadi acele edin, yakıtı getirin. Öldürürüm lan öğretmeni. Bırak ulan silahını. Bırak lan. Kaçma lan. Kaçma lan. Lan. Yok lan, Ece'nin peşinde! At lan silahını! Teslim ol lan! Bırak lan kızı! Bırak beni! Kaçma lan! Bırak! Yaklaşma! Öldürürüm kızı! Kurtarın yaklaşma! Beni! Celil dur! Dur! Komutanım, Ferhat için iki tane daha sıkayım şuna. Hayır Celil. Aga bu hayvan çoktan ölmüş gitmiş zaten. Bu yaptığın yargısız infazdır asker. Buna hakkın yoktu. Ne diyorsun be? He? Bu alçak bir arkadaşımızı şehit etti. Bir otobüs dolusu çocuğu rehin aldı. Bir anayla oğlunu öldürdü. Bu örgüt tetikçisi şerefsiz bir katil. Dört kişiydiniz. Onu etkisiz hale getirebilir, canlı yakalayabilirdiniz. Onu öldürmek istediniz. Sizler de katilsiniz. Bak, bak, bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun lan. Ne diyorsun lan sen? Celil. Hanımefendi, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz yargısız infaz yapmayız. Terörist ateş ediyordu. Yapılacak bir şey yoktu. Etkin ateşe karşı kendini müdafaa kanunun verdiği yetkidir. Zaten acımız büyük. Hadi git işine. Gidiyorum. Gidiyorum ama doğru gazeteye gidiyorum. Bu işlediğiniz cinayeti yazmaya gidiyorum. Gazeteciymiş. Örgüt taraftarı bu komutanım. Ne mal olduğu konuşmasından belli zaten. Ya aga... Bu kadın o meşhur gazeteci var ya Solin. Ha işte o. Bölgenin güçlü köşe yazarlarındandır. Örgütünde koyu bir sempatizanıdır. Yardım et.
Seni çok seviyorum Şahin. Ama anlamıyorum niçin kaçtın ya. Niçin benimle evlenmedin? Niye yaptın bu kötülüğü bana? Aslı! Aslı dur! Rüya mıydı bu? Ama nasıl da gerçek gibiydi. Allah'ım Aslı. Benimle evlenmek istemiyor. Ama acı çekiyor. Ya ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapmaya çalışıyor ya? Ya aga afiyet olsun ama ağzınızın tadı kaçacak biraz aga. Yani işte o Söylin denen kadın o gazeteci bizi katil ilan etmiş. Şimdi herkesin gözünde Sungurlar Tim'i oldu mu size infazcı Tim? Ferhat'ı şehit eden, Reyneleri öldüren katillerden tek satır yok Cilvi. Bu kadın akrep. Vallahi ben dedim dostum aga, yani bu kadın bizim başımıza iş açar yani. Öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya artık her yere giremeyeceğiz. Bir sus be doktor, sen de amma uzattın be oğlum. Oğlum ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Komutanım. Komutan sizi çağırıyor. Celil, bu haber için çağırıyor. Hadi. Hı hı. Bize emretmişsiniz komutanım. Gazeteyi okudun mu Serdar? Doğrudur komutanım, okudum. Gazeteci işi yazıyla bırakmıyor. Sungurları cinayet şebekesi ilan etmek için imza kampanyası başlatmış. Bu gazeteci örgütün basındaki kalemi komutanım. Bunlar kurşun asker gibidirler. Birine yazdırırlar, diğerleri her platformda seslerini yükseltir, çığırtkanlık yaparlar. Halka zorla imza attıracaklardır komutanım. Halktan yeterli desteği alırlarsa savcılık Sungurlar hakkında dava açacaktır. Ardından sınır içinde, sınır ötesinde şu ana kadar yaptığımız bütün operasyonlar masaya yatırılır. Sungurlar mahkum olabilir. Bu iş çok ciddi. Sungurların sonu olabilir. Bu cinayetleri protesto etmeliyiz. Hepimiz imza atmalıyız. Siz de imzalayın hadi. Bizi buraya niye getirdiniz? Konuşma. Bir imza atıp gideceksin. Ya bu Sungurlar benim oğlumu dağdan kurtarmıştır. Bas imzayı amca. Fazla konuşma. Ya yukarıda Allah var. Onların günahı yok. Senin dilin çok uzun. Oğlunu tekrar dağa alalım istemiyorsan bas imzayı. Sungurlar denen cinayet şebekesi Tim'in bir gerillayı yakalamak yerine öldürmesine... İlçe halkı büyük tepki gösteriyor. Bununla alakalı halk imza kampanyası açmış durumda. Bir gece evimizi bastılar, bizi dövdüler. Canımızı zor kurtardık. Kızımı evden alıp götürdüler. Bir senedir haber alamıyorum. Ne olur bir şeyler yapın. Hay Sungurlar infaz temidir. İnfaz ettiklerini Yılanlı Vadisi'ne gömerler. Benim kardeşimi de öldürdüler. Hiç suçu yoktu. Çobandı. Komutanım neler oluyor böyle? Bu sefer oyunu anladığımız dilden oynamıyorlar. Ya valla kordon, ben sana dedim işte o kadın başımıza bela oldu, bela. Yeter kapatın şunu.
Aga, aga ben sana diyeyim mi? Yani bu iftiralardan zor kurtuluruz aga. İşe bak ya. Göz göre göre arkadaşımız sokak ortasında teröristler tarafından şehit ediliyor, ses yok. Biz aynı teröristi öldürünce katil oluyoruz. Bu iş sungurların dağılmasına, bizim yargılanıp cezaevine atılmamıza kadar gider. Ulan şu gazeteciyi bir elime geçirirsen var ya. Ya inan bak gerçekten hayret. Oha. Ya işte geldi. Şaka mı ya bu? Ya gerçekten hayretler içindeyim. Bir çifti kadında bir uyanayım. Ah, gerçek bu la. Eymen, bu kadın burada ne işi var? Komutan getirmemizi emretti. Gerekli emirleri kendisinden alacak mısınız? Komutanım, üsteğmen Serdar Mert. Gazeteci geldi değil mi Serdar? Ben gönderdim. Sungurları karalayıp duruyor. Nelerle karşılaştığımızı, neler yaptığımızı görsün istedim. Ayrıca bugün örgüt liderinin yakalanıp getirildiği gün. İstihbaratlardan olay çıkacağı belli. Böyle bir şey olursa onu da götürün. Emredersiniz komutanım. Sakin olacağız Celil. Bu kadın bir süre bizimle. İlk yamuğunda mermiyi alnının çatına çakarım ben bunu. Asubayım, kendine gel. Kadının yazdıklarını doğru çıkarma başımıza. Ateşe barutla gitme. Emredersiniz komutanım. Teğmenim sen gidebilirsin. Emredersiniz. Ne yaptım ben size? Göz göre göre adamı infaz ettiniz. Ne yani? Yazmayacak mıydım? Biliyorum. Beni bir kaşık suda boğmak istiyorsunuz. Estağfurullah gazeteci bayan. Biz sadece teröristlerle, vatan hainleriyle uğraşıyoruz. Siz onlardan değilsiniz tabii. Değilsiniz değil mi? Ben gazeteciyim. Benim görevim gerçekleri ortaya çıkarmak. Vatan için ölümü göze alanları, halkın gözünde katil yapmak, zor şartlarda çalışanları psikolojik olarak yıpratmak, bu mu gazetecilik ha? Neyse, sen yakında Anya'yı, Konya'yı göreceksin. Sungurların vahşi ve acımasız olduğunu söyleyenler var. Ben de bunu gazetem adına araştırıyorum. Ya sabır, ya selamet. Bir acil. Emredin komutanım. İstihbaratlar doğru çıktı. NASA komutasındaki terörist grubu Karakayalar'da komando timini pusuya düşürmüş. Çocukları çıkarın Serdar. Emredersiniz komutanım. Celil. Hadi çıkıyoruz. Sungurlar! Davranın! Tam teçhizat! X-ray el bombaları! Yedek şarjörler unutulmayacak! Doktor! He? Bazlardan 20 serum al! Anlaşıldı! Ha İzmir Kordon, ha Ankara Cebeci, ha Antalya Selik, ha Hakkari Çukurca! Sarmıştı beni izler, yüzümüzü görmeden! Bize gelmişti düşman, muradına ermeden! Sararmıştır benizler yüzümüzü görmeden. Bize gelmişti düşman. Ha İzmir Kordon, ha Ankara Cebeci, ha Antalya Selik, ha Hakkari Çukurca. Benim yurdum buralar. Yurdumda çakal sürüsünün ne işi var? Benim kardeşlerime nasıl pusu atarlar ha? Bunu onların yanına bırakacak mıyız? Canımız bulansın ha! Hayır! Sungurların başında sindirici cezayı. Sungurlar vatan için kanını akıtmaya,
Canını vermeye hazırdır komutanım. Varsa eğer hakkım helal olsun. Varsa hakkınızı helal edin. Helal olsun. Masuma dokunmak, zalime aman vermek yok. Kazanız mübarek olsun arkadaşlar. Al! Tanırlar hepimizi. Allah'ım, senin adını icra etmek için can vermeye giden bu yiğitler. Sen bağışlayan ve esirgiyensin. Şimşeklerle yarıştı, tanırlar hepimizi. Rokete boğun şunları. Roket! Hadi aslanlar! Bu çakallara pabuç bırakmayacağız. Yakınlara dikkat edin. Yaklaştırmayın şunları. Emo oğlum. Kolum acıyor lan. Sanki ateşe sokmuşsun gibi ha. Emir baksana. Senin yaran nasıl? Emir. Emir sana diyorum. Emir bir şey desene oğlum. Emir. Emir! Emir şakanın sırası değil oğlum! Emir aç gözlerini! Emir! Emir canım yanıyor oğlum! Emir! Emir! Aç gözlerini Emir kardeşim! Var mıydı lan böyle kaçmak? Ha? Ayıp lan senin yaptığın! Hani lan bırakmayacaktık birbirimizi? Ha? Hani çıkacaktık beraber buradan ha? Emir! Komutanım! Komutanım Emir şehit oldu! Emir! Kardeşim! Ateş edin aslanlar! Ateş edin! Nefes kaldırmayın lan şunlara! Bu ay bizim için çok önemli. TC'ye büyük darbe vuracağız. Çabuk olun lan! Kayalık yerden yaklaşın. Bu gazeteci kuyruk gibi hep peşimizden mi gelecek komutanım? Ya aga biz burada bebek bakıcılığı mı yapıyoruz ya? Mızmızlanmayın. İşinize bakın hadi. Daha iyi işte. Masa başında atıp tutmak kolay. Biraz gerçekleri yaşasın. Doktor, gazeteciye silah ver. Yaklaştık. Emniyeti açın. Yılan kokusu alıyorum komutanım. Yılan kim? Sana ne? Gazeteci merakı. Her şeyi bilmem gerek ki doğruları yazabileyim. Çapulcuların bölge komutanıdır. Bak işte sana anlatayım. Pişt. He? Ben anlatayım mı sana ne? O var ya, yılan lan fare karışımı. Acayip bir malukat. Ana! Hani sana benziyor yakı. Valla tıpa tıpa aynısı gibi. Tipin var senin gerizekalı. Gel doktor. Hadi tamam gel şöyle. Ulan doktor. Aferin lan. Ayda yılda doğru bir laf ettin. Hay ağzın bal yesin senin. Şuna bak ya. Hadi beyler çıkıyoruz. Roketin patlamasıyla kumandoların üstüne çökün. Canlı almaya çalışın. İşim var onlarla. Emredersin Ezra komutan. Biz hazırız Nazar komutan. Tamam. Tak lan roketi. Hazır olun. Ateş! Roket!
Yaradan aşkına vurun! Geldiler. Baş bela. Durmayın, yürüyün, geri çekilin. Hadi hadi. Mahmut abi, kaçırmayın şunları. Takip edin. Emredersin komutanım. Teröristlerin canını yakmayın sakın. Onlar size kurşun, siz onlara gül atın. Bak gazeteci ablanız kötü yazar sonra. Al sana hikaye. Bu ananın bu çocuktan başka kimsesi yoktur, Allah bilir. Artık yalnız kaldı. Bak burada bir gerilla var. Onun da anası var. Ona yazık değil mi? Teslim ol demeden ateş etti. Hey! Kaçan terörist! Oğlum teslim ol! Bak bir daha uyarmam. Kurtuldu o. Vuramazsın onu. Çok uzakta. Silahını at, teslim ol. İyi, sen bilirsin. Katil. Ben masumlara ve aman dileyenlere hiç ateş etmedim. Katilsin sen. Teslim olmadı ama gördün işte. Hayır. Teğmenim. Pusuya nasıl düştünüz? Devriyedeydik komutanım. Bir yolcu otobüsünün yolunu kesmiş, propaganda yapıyorlardı. Bizi görünce yolcuları rehin aldılar. Rehineler ölmesin diye ateş etmedik. Buraya kadar çekildik. Burada çevirdiler bizi. Hangi otobüsü çevirdiler? Hazır olun lan. Siz ikiniz bir, ikiniz de bir atacaksınız, tamam mı? Aynı anda. Tamam mı? Roket! Kaçın! Kimsede bir şey var mı? Şahin, roketçiler kuzeyde. İndir şunları koşum. Emredersiniz komutan. Yine mi? Boş bırakmayın lan bunları. Gerillalar nereden gelen otobüse saldırdılar? Ankara'dan. Olamaz.
Beyni aldılar dedin. Aralarında genç bir kız var mıydı? Vardı. Ne oluyor? Otobüste Ankara'da okuyan kızım vardı. Bana geliyordu. Nazım. Komutanım. Nazayı gördük. Yamaca doğru kaçıyor. Tamam koçum, geliyoruz. Celil, hadi çıkalım. Doktor, sen burada kal. Anlaşıldı. Dur, sakin ol. Sen burada bekle. Kaldırın lan şu sümsükleri. Kalk lan. Kalk, kalk. Ya beni dinleyin. Yürü, yürü lan, yürü. Yürü. Ya beni, yürü. Beni dinlemeniz lazım. Ya ben... Yürü. Siviller var. Ateş etmeyin. Şunları öne. Eşin. Kızım. Eşin. Baba. Ya eşin. Gitme Mahmut abi, dur. Kızım. Buradayım yavrum. Kurtaracağım seni eşin. Baba gelme. Gelme baba. İndirin lan aşağı. O benim babam. O düşmandan başlatma babandan. Yoksa ne yapacağımı biliyorsun. Ateş et. Bırakın beni. Bırakın. Bunlara veririm seni. Bırakın beni. Bak. Hepsi aç kurtlar gibi. Eşin. Kızım. Eşin. Kızım. Mahmut abi yat. Eşin. Mahmut abi. Ne yapıyorsun Mahmut abi? Eşim bana kurşun sıktı bac. Eşim bana mermi sıktı. Üzülme Mahmut abi, mecbur kalmıştır. Ne oluyor koçum? Rehineler var komutanım. Sen de zam gibi yapıştın ha. Ne işin var peşimizde? Dur bir yerde. Şimdi bir mermi gelecek, başımıza iş açma. Kal orada, çıkma ortaya. İstediğim oldu. Geldiler işte. Serdar! Elimde rehineler var. Silahları atıp teslim olun. Yoksa hepsini öldürürüm. Al başına belayı. Hiç adam gibi çıkmazlar ki zaten karşımıza. Nazı! Rehineleri bırak! Kızım! Kızım bu! Dur! Dur! Bırak beni! Kızım orada! Rehinelerin arasında! Tamam tamam, yabancı yerde değilmiş. Bunlar sever seni, korkma. Bir şey yapmazlar kızına. Bırak beni! Bırak! Bırak beni, gideyim. Bana bir şey yapmazlar. Solin Hanım, şu an bize emanetsiniz. Size zarar gelmesine göz yumamayız. Yukarıdakiler sizin yazdığınız gibi özgürlük savaşçısı değil. Başkalarınca kullanılan birer katil. Kızım! Kızım! Anne! Kızım! Bırakın beni! Hayır! Ne yapıyor bu ya? Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ben gazeteci yazar Solin. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Bu kim ateş lan? Ateş etmeyin. Annem o benim. Gazeteci Solin. O meşhur Solin bu ha. Tamam ateş tamam etmeyin. Ateş etmeyin lan. Gelsin bakalım. Neyse, hasret giderirler şimdi. Kötü oldu bu. Eminim Naz'a yılanı onu da bize karşı kullanacaktır. Kızım. Ben gazeteci yazar Solin. Kürt davasının... basındaki en büyük destekçisiyim. Seni tanıyorum. Sungurlar için imza toplayan gazetecisin sen. Evet, bu benim kızım. Anne, anne çok korkuyorum. Kızım, kızım korkma. Bunlar bizim gelinlerimiz. Bize bir şey yapmazlar. Korkma, ben kızımı alıp gidiyorum. Yok ya. Bak sen şuna. Kızını alıp gidiyormuş. Bana bak gazeteci. Buraya gelmek senin elinde olabilir.
Ama gitmem benim elimde. Alın lan şunu rehinelerin yanına. Bana bak. Çok konuşma, geberen ilk sen olursun. Yapamazsın bunu. Öf! Çok konuştu lan bu. Atır şunu öne. Emredersin Nazak komutan. Serdar! Bu kadına nasıl tahammül ettin be? Çok konuşuyor bu. Bana bak. Beni iyi dinle. Gazeteciyle kızının ölmesini istemiyorsan kordonla sen teslim oluyorsunuz. Bu iyice kafayı yedi be. Lan! Teneke surat! Bize ne lan gazeteciden? Kafasız kordon. Bu kadın sungurların düşmanı. Sizi batırmak için savaşıyor. Gazeteci ve kızı ölürse bunu kim yapmış olur? O saksıyı bir çalıştır bakalım. Teslim olun. Yoksa anneyle kızı öldürürüm. Ulan bu yılan her gün kendini aşıyor. Aferin lan. Celil, çok kötü sıkıştık. Komutanım, bence bırakalım. Hiçbir şey olmaz bunlara. Onlar benim için teslim olmazlar. Yapma lütfen. Yalvarırım, bu oyundan vazgeç. Yalvarırım. Teslim olmazlarsa geberirsin. Devrim şehidi olursun, fena mı? Yalvarırım Özteğe, benim yardım edin. Kurtarın bizi. Celil. Komutanım. Sakın teslim oluyoruz deme. Komutanım, saçmalık bu. Haddini bil asker. Karşında üsteğmenin var. Komutanım, Şahin haklı. Bırakalım birbirlerini yesinler. Serdar! Kararını ver! Anne! 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 Bana bak! İkinci kurşun kadının kafasına gelir. Bizi takip edin koçum. Komutanım. Anne kızın ölümüne seyirci kalamayız Celil. Komutanım, öldürürler sizi. Etme komutanım. O yılan yaşatmaz sizi. Bizi öldürmez. Sınır ötesine kaçıracaktır. Bu arada siz bizi bulursunuz. Naza! Tamam. Sen kazandın. Geliyoruz. Şahin. İzimizi sürün. Tamam komutanım. Geliyoruz. Reynileri aşağı gönder. Bu yılanla o akrep anlaşıp bizi tuzağa düşürdüler komutanım. Öyle bir şey varsa o gazeteciden hesabını sorarız Celil. İleriye dönük planlar yapmayın lan. Siz öldünüz artık. Oyun bitti sungurlar. Ne duruyorsun? Öldürsene lan. Hadi. Durma. Var mı sende o cesaret? Yoksa ağa babalarından izin mi isteyeceksin? Bana bak lan cücük. Keserim senin o dilini. Kessene lan. Kessene lan hadi. Tutun ulan şunları. Bırak. Durdu, aklım gitti. Ya nasıl teslim oldular, nasıl? Ya o yılan bizimkilere ne yapar? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Üzülme kızım. Ya ne bileyim doktor, bana niye bağırıyorsun? Çok söyledim, dinlemedik onu. Hep bunların yüzünden. Tamam kızım, korkma artık. La solin denen zıkkın. Bana bak bana. Lan sen. Sen sukurları yerden yere vurdun. Onları katil yaptın, canı yaptın. Ulan senin kızının hayatını kurtarmak için bizimkiler feda ettiler kendilerini ulan. Hiç mi utanmayacaksın ulan sen?
utanmıyorum, utan! Utan lan, utan! Sungurları bitirmek için uğraşıyordum. Örgüt yandaşı. Serdar komutanla kordon olmazsa biz zaten biteriz. Sevin artık ha? Abicim niye bağırıyorsunuz ya? Gidip komutanı kurtaralım, bunlarla niye uğraşıyorsunuz? Ya yaz oğlan, koskoca dağda taşta nasıl bulacağız? Heh, hangi deliğe girdiler bilmiyoruz. Hele çıkalım biz. Ejin'in Serdar komutanına Celil Asubay'a bir şey olmasına gönlü razı olmaz. Heh? Elbet yardım et. Hadi. Bugünü çok bekledim. Biz de o güzel yüzünü çok özlemiştik. Teneke surat. Şş, bir çıkarsana şu maskeyi. Altında ne var çok merak ediyorum ha. Canını almam için yalvaracaksın lan. Söz veriyorum sana. Naza, başına bela aldın. Bizi bulup bu kampı başına yıkacaklar. Boşuna bekleme Serdar. Kimse izinizi bulamayacak. Sizi sınır ötesinde Kandil'e götürüyorum. Başkanım acil. Devam et Naza. Başkanım, yanında Sungurlar Timi komutanı Serdar ve kordon var. İkisini de aldım. Önderimizin yakalanışını yıldırımda güzel haber. İyi çıkardın Naza. Konsey üyeliğine adaysın. Bakarsın yürütme konseyi başkanı bile olursun. Sağ olun başkanım. Derhal ikisinin de kafasına sık, bitsin bu iş. İfaz etmek yanlış olur başkanım. Onlar Sungurlar. Serdar'la kordon elimizde. Generale karşı kozdur başkanım. Başla. Bakın onları Kandil'e kampa götüreceğim. Son operasyonlarla çok kayıp veren gerilanın bozulan morali düzelir. Herifler defalarca elimizden kurtuldular. Bu iş bitecek, tık kafalarına. Ya iyi de başkanım. Lanet olsun. Yürü git kız, komutanını yalnız bırakma. Tamam. Hazır ol. Geriye dön. Kordonu sıkmak kolay. O tamam. Ama Serdar... Teşekkür ederim Serdar. Buyur. İyileşeceksin. Ben komutan olacağım Serdar abi. Serdar olmaz. Oğlumun hayatını kurtardı. Hem ben Serdar'ı...
Başkanmış. Yerim lan senin başkanlığını. Şaka gibi ya. Sık kafalarına dedi. Celil. Bu sefer iş ciddi. Şu zincirlerden bir kurtulsam var ya. O kadar zamanımız olduğunu sanmıyorum. Bir kahvenin kurşunuyla ölmek istemem. Son nefesime kadar direnmezsem huzura boynu bükük giderim. Dua edelim Celil. Dua edelim de bizimkiler kampı bulabilsinler. İnşallah komutanım. Ya Mahmut abi yok ya yok işte hiçbir iz yok. Rüzgar uçurmuş görmüyor musun her yer kar. Örtmüş. Ya ne yapacağız şimdi? O kampın yerini nasıl bulacağız ya? Bak. Eşinin bunları attıysa komutanlara yardım etmeye niyetli. Ben onunla bir konuşabilsem ya. Ya bak Mahmut Baboş. Ha? Şimdi ben de eskiden teröristtim. O yüzden onların frekansını biliyorum. Ha. Yani şöyle bir sıkıntı var. Yani o yılan eğer seni kıza yaptığımız anonsu duyarsa durum çok tehlikeli. Onun işi bitik. Doktor. Yo duyamaz. Ya benim bir ıslığım var. Eşinim çok iyi bilir onu. Ha? Valla. Hadi. Neye ağlıyorsun ya? Nasıl komutan? Ne ağlaması be? Gözüme çöp kaçmış. Babamın ıslığı. Kızım, eşinim. Babam. Eşim bacı, ben doktor. Babanın bir arkadaşıyım. Hemen telsizi 2645'e al. Kızım, eşin gel yavrum. Baba. Baba bana gel deme. Gelemem ben. Allah'ım da sen de beni unutun baba. Böyle deme eşin. Ya Mahmut Baboş, şimdi bu konuları geçelim de. Yani asıl mevzuya dönelim ya. Sorsana Yağız oğlan. Şşt. Eşin. Eşin ben Şahin. Komutanların durumu nasıl? Mağaraya kapattılar. Cemal Başkan ölüm emri verdi. Eşin bir şekilde onları kurtarmak zorundasın anladın mı? Ben ne yapabilirim ki? Her yer terörist kaynıyor. Eşin bacı. Bize kampın yerini söyle. Hangi kamptasınız? Kamp Siyah Kayalar'ın güney yamacında. Ama çok iyi korunuyor. Hem siz gelinceye kadar komutanları öldürürler. Ejin, Ejin bak beni dinle. Bir şeyler yapıp zaman kazanman lazım anladın mı? Kurtar komutanları kızım, kurtar. Baba ben ne yapabilirim ki? Kimle konuşuyorsun kız? Hiç. Telsizden garip sesler geliyor, ona bakıyordum ben. Ver bakayım şu telsizi. Cevap ver lan. Yok bir şey. Ses yok. Bak. Bir yamuk yapmayasın. Acımam ha. Ya hadi. Yürü. Yürü. Helikopter geliyor, kaçın! Sence helikopter geliyor, kaçın! Ne oluyor be? Ne oluyor lan?
Lan kampın yerini nereden öğrendiler be? Geldiler komutanım. Şunun sesine bak be. Eğit be aslanlar. Şimdi tepelerine inmeye başlar aslan komandolarım benim. La durmayın lan. Nasıl bulurlar burayı? Celil, bu işte bir terslik var. Helikopterin sesinde bir tuhaflık var sanki. Hem kampın yerini bu kadar kısa sürede bulamazlar. Bu neydi lan şimdi? Komutanım? Gitti Celil. Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Çok yakından geçti komutanım. Gerçekten de sesi bir tuhaftı. İnşallah bir sorunu yoktur. Hadi tamam. Getirelim. Tamam. Hadi. Tehlike geçti. Gelin. Getirelim. Naza cevap ver hemen. Naza! Telsize niye cevap vermiyorsun? Helikopterden korktum Naza komutan. Aptal! Helikopterden korkmuş. Bir TC helikopteri kampın üzerinden geçti başkanım. Sınıra doğru geliyor. Düşüyor galiba. Gebersinler. Bırak sen helikopteri. Ne yaptın? Zungurları geberttin mi? Kurtuldun mu o baş belalarından? Emrinizi yerine getireceğim başkanım. Olmuş temelak kordonu öldürmen için can atıyordu. Ne oldu sana? Derhal emrimi yerine getiriyorsa TC ile işbirliği yapmaktan öz eleştiri vereceksin. Tamam başkanım. Emrini derhal yerine getireceğim. Ejin. Emret komutan. Sungurları dışarı çıkartsınlar. Emredersin Naza komutan. Maskeli şeytanın gelişi hayra alamet değil komutanım. Şeytan gelince zaten hayra alamet olmaz da. Ama galiba bu sefer ruhumuzun ufkuna yürüme zamanı geldi Celil. Bu sefer yılan sokacağı benziyor. Komutanım, buraya kadar. Sizinle çok şey yaşadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Çok acı olaylar da yaşadık. Ama sizinle olmaktan hiç pişman olmadım komutanım. Hakkını helal et. Celil. Üzülme komutanım. Sonunda ben de hep gıptayla baktığım şehitlerin yurduna gideceğim inşallah. Vedalaşmanız bitti mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ateşten sinirleriz. Ateşten sinirleriz. Alev dokunmaz bize. Alev dokunmaz bize. Kor kesilip gitmiştir. Gelenler semtimize. Sararmıştı benizler. Yüzümüzu görmeden. Sararmıştı bize gelmişti düşman. Muradına ermeden. Ulan sus çocuk. Ruhlarına azabız. Onlar bilirler bizi. Şimşeklerle yarıştık. Tanırlar hepimizi. Azgınların başında sindirici cezayız. Dostlarla dost isek de düşmanlara ezayız. İstedim lan sus. Kulaklarda çağıltı. Mazi gibi ırmaktan. Bize geldi bayraklar. Ay yıldızlı bayraktan. Geber lan o zaman. Şükür Allah'a.
Celil! Hayır! Celil! Kardeşim! Celil! Lan! Olamaz! Bırakın! Çekin! 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 Bırakın! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın lan! Gel şöyle gel! Lan! Bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın lan! Ulan Celil şehit olsa ne çıkar lan? Ne çıkar lan? Ulan bu ülkede binlerce Celil var! Binlerce Serdar var lan! Var lan! Var lan! Mustafa var lan! Orhan var lan! Kaldırın lan şunu! Atın bir yere! Kurda kuşa yem olsun! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın hadi! Celil! Celil! Senin yerde kalmayacak koçum! Kalmayacak! Yaşarsam ben, yaşamazsam arkamızdakiler Celil! Bu hainliğin hesabını soracaklar lan! Sana lan tutma! Getirin lan bunu! Bırakın lan! Celil! Bırakın lan! Bırakın beni! Getir! Bırakın! Bırakın lan! İrtifa kaybediyoruz komutanım! Bırakın lan! Bırakın beni! Bırakın. Geç hadi geç geç! Eceliniz olacağım lan! Bittiniz! Artık Celil benim! Artık kordon benim! Tabutçu benim! Göreceksiniz lan! Yeter lan yeter! Kordonmuş. Mağaranın ağzını kapatın lan çabuk. Çabuk. Hadi yürün çabuk. Öldüremedim seni Serdar. Aklın varsa hemen öldür. Yoksa can vermek için yalvaracaksın. Can vermek için yalvaracaksın. Sungurlar geberdi mi Naz'a? Senin de aklın varsa sesini kesersin. Geberdiler başkanım. İyi, demek o baş belalarından kurtulduk. Şimdi beni iyi dinle. Üzerinizden geçen o TC helikopteri düşmüş. Yılanlı Vadisi'nde olduğunu sanıyoruz. İçinde üst rütbeli komutanlar olduğu haberini aldık. Hemen o helikopteri bul, yaşayana kadar asker. Emredersiniz başkanım. Ha, harekete geç. O helikopter çok önemli. Oyalanma. Sen burada kalıyorsun. Durmayın lan. Kapatın şurayı. Emredersin. Kampı toparlayın. Herkes geliyor. Çıkıyoruz. Emredersin Ezaport'a. Hadi elinizi çabuk tutun biraz. Thank you.
Hadi atalım şunu. Bir, iki, üç. Bittiniz lan, lan siz. Öbür taraftan geliyorum lan. Hakkınızda hiç iyi şeyler söylemiyorlar size. Lan ne oluyor? Geldik komutanım. Koçum be. İyi misin dostum? Aga. Hadi lan gidiyoruz. Hadi lan. Hadi beyler dağılın. Dur lan. Dur. Tamam tamam teslim oluyorum. Diğer asker nerede lan? Konuş çabuk. Nereye gidiyorlar? Burada. Mağara. Komutanı götürmemişler. Ya o zaman burada bir yerde olmalı. Dağılıp arayalım hadi. Hadi hadi. Hadi. Komutanım. Aga! Komutanım! Aga! Komutanım! Çelil! Aga! Komutanım, neredesin abi? Komutanım! Komutanım! Çelil! Buradayım! Koşum buradayım! Beyler toplanın burada! Hadi gelin! Komutanım! Hadi aslanlar açın şunu! Burada mı? Haydi! Aga! Hadi yardım edin! Doktor! Haydi ağa! Ağa! Hadi ağa şirinin! Hadi doktor! Oh! Tamamdır ağa! Celil, Allah'ım sana şükür. Kocuğum, iyi misin ha? İyiyim komutanım. Kurşun değmedi. Bir ara kendimi evliya sandım komutanım. Kızın hayatımızı kurtardı Mahmut abi. Nasıl yaptı ki onu komutanım? Silahtaki kurşunları değiştirmiş. Yerine kuru sıkı koymuş. Naza cevap ver hemen. Naza! Ta sizi niye cevap vermiyorsun? Hadi esirleri çözün. Hadi Naza komutan bekliyor. Çabuk. Silahtakiler kuru sıkıdır komutan. Sonra da bizi uyardı. Ama açıkçası bunun olabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. İşin aslı ben de pek inanmamıştım komutanım. Helal olsun eşine Mahmut abi. Mangal gibi yüreği varmış doğrusu. Bir de biz hainlerin elinden alabilsek onu komutanım. O da olacak Mahmut abi. Sabret. O helikopter Yılanlı Vadisi'nde bir yere düşmüş. Üst rütbeli komutanlar varmış içinde. Yapma be komutanım. Naza helikopterdekileri bulmaya gitti. Ondan evvel bulmalıyız. Hadi çıkalım. Hadi beyler hadi. Hadi. Bölgenin üst düzey komutanları vardı Serdar. Dün gece saldırıya uğrayan karakol teftişe gidiyorlardı. O helikopteri ve içindekileri teröristlerden evvel bulmalıyız Serdar. Örgüt onları yakalarsa propaganda malzemesi yapar. Helikopterin düştüğü bölgeyi biliyorum komutanım. Oraya gidiyoruz. Unutmayın.
Helikopterde bölgedeki en üst rütbeli subaylar vardı. Teröristlerin eline geçerlerse... Bu bizim için felaket olur. Durum çok ciddi. Ne yapın edin, teröristlerden önce onları bulun. Emredersiniz komutanım. Naz'a yılanı silahı sana doğrulttuğunda eli titriyordu komutanım. Sana sıkamadı. Fark ettim Celil. Komutanım. Bu yılan sana takıntılı sanki. Hadi hızlanalım. Bunlar sungurlarla. O kordonda ölmemiş. Naz'a komutana haber verelim. Biz indirelim şunları abi. Bomba! Nereden çıktın sen? Kızımı gönderdim, Tim'i takip ettim. Bak şu işe. Gazeteci teröristleri öldürdü komutanım. O da bizim gibi cani oldu ha? Hayatınızı hiç düşünmeden kızımla benim için tehlikeye attınız. Sana özel değil. Halkın canını korumak görevimiz. Size haksızlık etmişim. Topladığım imzaları yırtıp atıyorum. Sungurlar benim için kahramandır artık. Böyle bir yazı yazacağım. Ne olur beni affedin. Dost olalım. Tamam söyle. Gerçeği geç de olsa anlaman güzel. Tamam bak şöyle yapalım. Önce yazını okuyacağım gazeteci. Beğenirsen en sıkı dostun olurum. Haber sıkıntısı çektirmem sana. Hadi yeter. Çıkalım Celil. Hadi beyler.